Bunun başka ne var? Ben daha götü var ya toplayacağım o yani. And a war never changes. I don't. Yok, sizi biraz savaş bitirdi sanki ya. İyi de oldu Ya hani. o kadar da kolay lokma değilim. Tamam bunu alır da. Kızım Ya sal işte artık sal sen sal. yine 200 puan Ya farkın olan birisine iyi salmayacağım. direniyorsun diyeceğim de ben de turnuvaya 200 puan fark koymuşum, o da beni uğraştırıyor. Abi bu oyunda çünkü defans kolay, bunu konuşalım mı? Aslında tam da öyle değil. Öğret kardeşim o zaman. Biz mahvolduk ya. Gerçi ben işte Abi pratiğim yok bu konuda yani vali gerçekten. var sırf bu konuda şimdi başını topladığın vali var. Vali unutmayacaksın. Vali baba vali. Aa, nasıl ölmedi lan? Rezalet. Gerçekten rezalet. Rezalet. Ay Şeyini ay kaybettim. yıldım kosağından Ağla köpek. kosağa yemin ediyorum yıldım yani Sen yıl diye bunlar burada oğlum. Ya kamera patladı, kapattım. Dur sen daha Ha. senin şeylerini çıkaracaksın. Adını söyle. Sen daha senin uçaklarını çıkaracaksın. O zaman da ben yılacağım abi. Bu işler Abicim böyle. ben, bu arada benim burada uçak çıkmaz. Nasıl? Denize kıyısı olan tek bir yerim var. Karada da kolay kolay petrol çıkmıyor. Yani dedim ya her türlü sende. Yapma ya. Bir şey yapacağım. Çelik'in 1993'te Ateşteyim klibinde giydiği annesinin ördüğü kazağın benzerini dünya çapında İtalyan markası Valentino 26 yıl sonra piyasaya çıkardı. 9.350 liraya Oy. satışa sunuldu. Abi kaza bu. Evet. Nereye atıyorsun? Store'da. Çok güzel Ben kazakmış bundan lan. örerim ha. Ben çok Bunu beğendim örmek lan, çok istiyorum. güzel kazakmış. Örersin ama bir Valentino olur mu? Olmaz. Olmaz abi. Aa, Hay ya. anne böyle bir şey ördü. Halımsı gibi bir şey ama. Ben böyle yatak Hani böyle. örtüsü örmüştüm aynı Bak desen. bana Duha. Koltuk örtüsü gibi bir şey örmüştü annem bundan işte. Depresyonla örgünün bu kadar iç içe gitmesi de ilginç bir gerçek ha. Hayatımızın ilginç bir hakikati. Gerçekten kocam şey böyle kocaman yatak örtüsü örmüştüm ya şey böyle yünden değişik değişik renklerde. Nasıl işe yarıyor bilmiyorum ama evet bayağı insana stres konusunda, depresyon konusunda yardımcı oluyor yani. Evet Repetitif evet iyi hareket var gelmişti. orada. Flow. Ama mesela atıyorum boyama yapmak ya da elini farklı bir şekilde çalıştırmak o kadar yaramıyor galiba hani. Örgü daha böyle nedense tercih edilebilen bir. Şey desen belli. Şey belli, motif belli. Yok ya, makine gibi. Desen belli, motif belli. Belli, evet. Belli. Bakalım. Öf, Jennifer Lopez. Ben bayağı pis şeye düştüm, magazine düştüm. Ben Affleck. Ya bunlar şimdi mesela yıllar sonra tekrar sevgili oldular ya, hiç ayrılmamış mı oluyorlar? Allah, çok ilginç olay ya. 20 sene Değil mi? yoktan sonra. Hemen Adam gelin. çok iyi var. Jennifer'ı Mesela Ben gardiyan Affleck aldattı. demiyor mu? Ben yokken kimler seninle şey yaptı falan. Gerçi artık bunlar ünlü, bunlar alışmıştır öyle şeylere. Ya tabii Adam konuşuluyor. bir de kadının götüne sarılıyor bütün fotoğraflar. Neresine sarılsın be abi? Ben bu Jennifer göte. Lopez. Ya Jennifer Lopez'i ben takdir ediyorum. Kadın varoluşuyla dünyanın art beklentisini değiştirdi ya. Bu bak çok az kişiye kısmet olur yani. Tabii. Mantıklı Faruk. Çok mantıklı. Ben de varam giden bir çiş yapam gelem. Aa, gidiyorsak durduralım mı? Ya Yok zaten ya. 5 dakika Zaten o bekliyoruz zaten. oynamıştır. Evet. Waiting for Can Sungur diyor mu? Ne diyorsun Mert Nihan? Şimdi bunlar hiç ayrılmadılar mı? Nasıl yorumluyorsun bu ilişkiyi? Bir ilişki Şimdi uzmanı ben olarak. hiç ben oyunla ilgileniyordum. Ne? Ben Affleck'le Jennifer Lopez yıllar Ben sonra Affleck diyor, tekrar çakıyor diyor. yıllar sonra tekrar sevgililer ya Jennifer Lopez'le. Şimdi Ya bunlar ben hiç ayrılmadılar mı? Ben Ben Öyle mi Affleck'in diyorsun? kafasını
kafasını sıkayım zaten ben Ben Affleck'in. Git ne yapmıştı o? Jennifer Lopez varken kimle olmuştu sonra? Jennifer Garner'la evlendi. Jennifer Garner. Yani evli Jennifer olma. Lopez'in yanında Jennifer Garner olacak iş değildi bence. Bunun bir benzeri de Tom Cruise ve Katie Holmes. Yani Nicole Kidman'dan gerçekten de inanılmaz bir attan düşüp eşeğe binmek durumu yani. O sebeple şey olmuştur büyük ihtimalle. Jennifer Garner güzel bilmiyorum. Kadın lan. Jennifer Garner. Evet, abi, havada karada Jennifer, Jennifer Garner güzel de kaporta yani anladın mı? Jennifer Lopez diyor. Okey. Tabii. Tescillenmiş yani. Bir kalça varken anladım. Dünyanın en iyi kalçalarından birisini diyoruz. O kalçada fındık kırarsın. Oha nasıl laf sorunlu diyor. Karpuz kırar ya. Fındıkla hayat geçmez kardeşim. Fındık da doyurmaz bir yerden sonra. Hadi Allah bakalım. Allah. Hadi bakalım. Ya. Hadi bakalım. Hadi şimdi sik. Adamın hep kadının kalçasına sarıldığı, uzandığı fotoğrafları şey yapmışlar, böyle kolomlamışlar. Yıllar önce, yıllar sonra. Hep aynı mı? Çok komik. Biliyordum. Eyvallah Ömer. Ben yine yerlerde sürünüyorum ya. Bu oyun çok kötü başladı, çok kötü gidiyor. Gelmedin, destek olmadın. Bu işler böyle. Ya Holy Grail ile savaşa mı davet edilir ya? Allah Allah. Evet. Aa, böyle bir şey değil bu. Bütün paranı bana verseydin düşünebilirdim. Vereyim 48 gold hemen. O zaman yok. Çok derin magazinler. Evet. 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 Zar zor çıktık üçüncülüğe gelin. Oyunculuğu kaptırmıyorum kimseye. Kral helal olsun, çok iyisin bu işte. Kardeşim, sürüne geldik. Ömer, geçen oyun güzel oynuyordum. Can abi saldırmasa gayet iyiydim. Bahane işte, değil. Can abin saldırır ama işte öyle bir şey vardır. Almanlar yenilmese biz de Birinci Dünya Savaşı'nı almıştık kral. Şöyleyle böyleyle bu işler olmaz. Yüreğini koyacaksın orada ya. Kurban satabiliyor muyuz bu sene? Allah'tan mal iyidir, mal iyi. Senin endoplazmik retikulumunda sıkıntı var. Kadar bırak hanım. Bir de senin çağ üniten geldi ya kosaklar Sungur. Ha. O mesela bayağı işi değiştiriyor yani. Mesela senin bu kosakları hazırlayıp sırf kosaklarla bir ordu girseydin mesela tutamazdım. Dayı bilmiyorum ben. Valla bu kombatı için ayrı bir rehber çekersen izleyeyim. Ben bu oyunun kombatını bilmiyorum. Ağzımla da söylüyorum ya yani. Ya evet ya. Gerçekten ben sana bir şey daha söyleyeyim. Nasıl tuttuğumu da söyleyeyim sana. Hmm. Abi Temple of Zeus. 3 crossbow, 3 tane archer, 4 tane spearman. Onları pike and shot'a çevirdim. Ve senin ilk atlarını öyle tuttum. Free geldi oyun tekrar. Üzerine terakota yaptım. Terakota da bütün ünitelere artı bir update verdi. Beklettim. Her damage yediklerinde onları bir kere upgrade ettim. Ne güzel konuşuyorsun be. Kim ama düşünecek bu kadar şeyi be abi? Vallahi be kim abi. Düşünecek be abi? O sırada gittim iki tane şehir aldım yukarıdan. Evet. Ne? Güzel diyorsunuz. İyi diyorsunuz. Güzel diyorsunuz. Bu kadar yani. Bu kadar. Yapacak bir şey yok. İyi diyorsun ama bir şey anlamadık. Evet Ömer. Yok kendim oynarken niye oynuyorum? Bunlara karşı hiç oynayamıyorum ben. Ulan zaten. Ama zaten olay o. Evet evet. Aslında iyi kızım çevrem kötü. Herkes kendi single oyununda birinci oluyor yani.
Ben geçenlerde Rusya ile oynarken şeyi öğrendim ya. Ne onun ismi? Kültür Victory almayı öğrendim yani. O kadar boş bıraktılar ki gideyim de Kültür Victory alayım bari falan oldum. Ay Kültür Victory çok uzun sürüyormuş gerçekten. Bir deneyeyim dedim, Allah belamı verdi. Dinden bir tık daha uzun. Çok uzun sürüyor ya. Catherine'i alacaktım. Çünkü... Sonra Cengiz Han mahvetti beni. Kültür Victory'si biraz şey, din karşısında biraz imbalansdı ya. Broken mı abi? Onun da sahibine sorsan, onun da nedenleri vardır kardeş. Aga. Baba, neden biz çocukken bilim Victory almadın diyor. Dede, neden bütün şehirlere kampüs kurmadın? Kuracaksın. Ben bu kömürü çıkarıyorum da, bu kömür ne işimize yarayacak bir saatten sonra, ben de bilmiyorum ki vallahi yeğenim. Tabii yani, uranyuma git onunla... abi. Kurban verelim mi? Allah için merliğidir merliği. Aa, tütün çıkmış lan. Senin endoplazmik retikulumunda ne diyorsun ya? Yani sıkıntı olabilir diyorum. Biz de bir gün 60 bin liralık kartıya gözlük takabilecek miyiz acaba? Takarsın Volkan. Niye takasın lan? Daha da önemli bir soruyla geleyim. Niye takasın oğlum? Takan, eroin parası kazandığı için takıyor. Sen takma kardeşim. Sen güzel bir rayban al. Sana yakışan odur Volkan. Arkadaşlar şu hayatta eroinmanlar kadar çok para kazanmıyorum diye hiç üzülmeyin. Onların da kendi derdi var inanın. Bak eroinmanlar para kazanmıyor. Torbacılar mı demek istiyorsun? Yo. Yani o kadar çok para kazanmak ki eroinman olmak diye bir şey var ya abi hayatta. Ondan bahsediyorum. Yok. Oğlum aşırı güzel parası olan zengin eroinman olmuyordur diye düşünüyorum herhalde. Yani. Evet abi. Baba daha böyle şey yapıyordur, daha eğlenceli şeyler kullanıyordur, onu diyorum. Ne bileyim, poppers mopers yapıyordur götten. Yani. aynen abi, aynen. Bakkaldan aldığı poppers'ı sokuyordur götten. Şey, aynen neler yapıyor piçler. daha iyi bir şeyler yapıyordur diye poppers dedin lan. Yok baba, Karl Popper's dedim, felsefe okuyacak. Ha, Karl Popper abi dedim. Dessene baba, bilemedik ki biz. Sen anlamadın ama. Uy uşağım, öyle horon tepme götüme girey. Ne kötü. Kafalar yandı gerçekten. Bu arada bana bakın, benim demin Yüzükler Efendisi muhabbet edin. Oralarda bir yerde kesit alanlar varsa oğlum bak. Hadi bakayım yandınız oğlum. Gerçekten strike'la tanışırsınız ha. Aa, CS abi strike atıyormuş olursunuz. Ben şimdiden söyleyeyim. Kesit tayfanın haberi olsun. CS'nin kesiti pek oluyormuş dersiniz yani. Evet, Dünya Kongresi serttir ama merttir. Geldik yine. Yes. Gold seçin, gold. Fate seçin. %100 fate ya. Gold. Gold. Kamerayı biraz kapalı tutacağım. Fate seçme. Berna, fate seçme lan. Fate bana zarar verir. %100 fate ya, %100 fate. Gold dedi, production gold seç. Gold abanın agalar. Tamam. Ya nasıl hemen tamam ya, bari bir altın bir şey alaydın karşılığında. Oh, production geldi valla, Almanlar düşünsün. Tam i̇şte benim. Böyle. Kim önde? Can ha, abi. Yine ben. Yine mi? Ha. Yine Can abi valla. Koskoca Tuna Pamir'i de aldım bu sefer karşıma, yok. Tık yok, ben anlamıyorum. Vallahi. Eğiliyorlar mı beni? Ne yapıyorlar? Hani ulan bunu da şimdi Can yenmeyelim. Abi bunu bilmek istemezdin. Öğrenmek istemezdin ama evet, eğiliyoruz seni. Ben ulan bu yüzden bunu şimdi yenmeyelim. Bu var ya, başımıza iş olur ha falan. Tabii. Ben o yüzden bu kadar kötü oynuyorum Can abi. Sen üzülme diye. Yok lan, ben seni samimiyetle kötü oynadığına inanıyorum. Eyvallah abi.
Senin samimiyetine inanıyorum Tuna. Berna. Sen samimiyetle kötü oynuyorsun. Ben bu konuda hiçbir şey sana şeyim yok. Ama abi bak ben sana SS attım. İyi oynuyorum aslında. Aynen ya aynen. Bu barbarlar var ya, bu barbarlar beni artık çok yordu ya. Tuna'yı mı diyorsun? Hayır. Ya barbar geliyor benim yine şeyime saldırıyor. Bu barbarlar yüzünden hep bu haldeyim. Gelir barbarlar. Abi gelir. Hayır, İmam, İmamoğlu yüzünden oyunun başında gelişemedik babba. Olabilir. Ah İmamoğlu aşk olsun. Aşk olmazsa meşk olsun. Evet. Rabia'mızı yapalım. İri olacağız. Almanların müttefiği yok arkadaşlar ya. Günhan sen de bunları TikTok çekip şey yapsana. Reels falan çekip böyle bir çocuk ünlü oldu ya. Aynen tutuklasınlar onu da. O çocuğu da aldılar zaten. Ama hani zaten. O çocuğu almadılar ki. Ne? Yo, o çocuğu bir al o çocuğu büyük bana şey dediler. Sen düzgün yapacaksın bundan sonra takipleri seni sikeriz ha falan dediler büyük ihtimalle. O çocuğu aldılar. O kadar hızlı sokup tabii. Çıkardılar ki çocuğu kimse aldıkları fark etmedi. Ben sana öyle söyleyeyim. Full o çocuk daha ilk başlarda çünkü şey falan yapıyordu. Bira içeceğiz falan gibi şeyler yapıyordu. He. Şimdi sadece düz taklit yapıyor. Söylediği şeyleri tekrar diyor. Okey tamam. Sen de ona gelemezsin. Büyük ihtimalle şey diye düşündüler. Ha büyük ihtimalle şey dediler. Abi hani bunu bir krizi fırsata çevirelim. %100 taklidini yapabilen birisi var. Şey yaparız. Ses kaydını alırız kullanırız. Oğlum bence reis vefat ettikten sonra o çocuk yerine geçecek. Reisin animatroniğinin arkasına geçecek. Mikrofonla seslendirecek böyle. Millet anlamayacak. Taklitçisiyle o aynı kişi mi lan? Onlar farklı değil mi? Allah uzun ömür versin abi. Biz Allah bazı şey karıştırıyor olabiliriz evet şu anda. Aynen Allah uzun ömür versin ayrı. Reis başımızdan Allah. Eksik olmasın. İnşallah bir doları 25 görelim en azından abi. Ben onu istiyorum. Amin abi. Böyle diyorsunuz ama her yerde de enflasyon var. Bununla ilgili de bir şey diyemiyorsunuz. İşiniz gücünüz böyle işte. AKP'yi eleştiriyorsunuz ama AKP. Başka da bir şey demiyor o kadar. Kafam çok karıştı. Ben yine AKP'ye vereceğim. Ulan, ya babacan. Babacanın önünü kapatıyorlar. Tabii. Adam zamanında Kemal Derviş'ten sonra ülkeyi düzeltti. Dolar ne kadardı? Artık siyaset konuşmak da mağara adamla seviyesi. Vay! Babacım. Babacım cicik. Ya o dil de cidden Deva Partisi'ne oy vermeyi düşünüyor. Niye scout'unu oralara buralara koyuyorsun savaşın ortasında? Ha yok ben onu otomatiğe aldım. Kendi geziyor. Ben bir şey yapmıyorum yani. Otomatikşin. Zige hayır. Otomatikşin. Oğlum bir gün yayında karıştırıp hakikaten Heil Hitler diye bağıracaksın. Kariyerin sonu olacak. Bundan hiç korkmuyor musun lan? Yok ama dün geçen yayında böyle şey yapıyordum. Aşırı derecede N-word'lu bir şarkı söylüyordum. Orada böyle az ağzımdan kaçıyordu. Allah oğlum, söyletti diyecektim olsaydı. Oğlum N-word muhabbetinde bende de şey var ya. Meme vardı ya bir ara. Evet evet. You hate me cause I'm beautiful. Ve devamındaki. Evet, evet. Ben evet, o inanılmaz evet, ağzıma evet. Sarmıştı. Facebook'ta bugün bir yayında söyledim. Sen... Tüylerin diken diken oldu. Aman abi ne yaptın? Alıverirler abi falan diye böyle. Evet. İki hafta sonra da şeyle görüşüyorum. Yayıncı partnerleriyle görüşüyorum Facebook'un. Yayıncı partnerlerin hepsi Zenci abi. Şey de oldum böyle. Vay adam falan oldum böyle. İnşallah görmezler. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Abiler kusura bakmayın ağzımızdan bir kere çıktı. Ağlıyor. Kusura bakmayın abiler. Gerçi biz sevdiğimizden yapıyoruz. Tabii canım. Ne lan tabii ki. Kanka bir de ben böyle bir tık şeyden sıkıldım ya. Ne derler yani. Bizim ülkede zincirçılığı yok. Bunu kardeşim. Deme. Ne yapalım? Ya herkes her şey desin her şey. Mi? Olur mu abi? O zaman nasıl insanları hapsatacağız? Bırakın da nasıl ırkçılık yapacağım mı? Ben karar vereyim. Değil mi o muhabbet? Irkçılık.
şey, ırkçılık özgürlüktür değil mi? Özgür, ırkçılık yapma özgürlüğümüze engel oluyorsunuz. Yani biraz öyle. Ben bu durumdan rahatsız oluyorum. Peki şey ya, sen çıkmıştı dostum... ya bir aralar. Günah işleme özgürlüğü. E tabi o da bir özgürlüktür. Tabi. O zaten ben böyle lafları, sen böyle lafları çok etme de böyle bir muhafazakar kocanla tanıştığın zaman şey olma. Ailesine, ailesine mahcup olma sonra. Senin gibi Allah tipleri bilirim küçük hanım. Böyle atıp tutarsınız. Woke woke sözler söylersiniz ama günün sonunda 1.80'li alişan tipli çocuklara. Ay alişan mı? Çok kötü. Düşünsene kayınpederim woke diyor. Yani nasıl bir kayınpeder? Kayınpederim woke hanım derse ya. Senin vallahi gibileri çok iyi bilirim. Ben woke'luğumu Erzincan'da ara yaptım falan. Ooo ben Budapeşte de yaptım baba. Biz barış var. Bak bayan. Haddini bil. Bunu alırım. Bilmezsem ne olur ha? Bilmezsem ne olur, ha, ne yapacaksın? Ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Kesecek misin beni? Şerefsiz. Bu ne abi, Great Musician çıktı ya. Biz her gün savaştayız, Great Musician çıkıyor ülkeden. Ulan bir de bir tane de general verin be. Ne şerefsiz vatanmış bu Rusya be. 80 yıldır savaştayız, hala müzisyen çıkıyor. Ulan aklınız fikriniz dansta oynaşta, ne pis milletmişsiniz be kardeşim ya. Bomba atıyor adam, bomba bomba. Ülkemize bomba atılıyor. Bunlar hala ulelek ulelek. Yeşiller ve sol gelecek anasını satayım. Kafa vereceksin abi. O da balet yapıyor. Çık dışarı. Benden. Bir gospel okur. Aklınız durur. Aklın durur. Kendini ezdirme oğlum. Tamam abi. Ulan şu kadar seneler savaştayız. Gerçekten bir tane şey çıkmaz mı ya? Oh, Eastern Orthodox'u da Tavumutu'ya bir çakmışım. Allahlarına şaşırdılar literally. Ben masumum, masum. Aa, en kötü din viktorisini ben alacağım Tuna, haberin olsun yani. Evet bu arada Can abi. Tuna'yı da alırsın istersen de. Zaten Tuna başkana da 300 puan çakmışım her türlü. Hadi Tuna bir fete kalk ya, böyle otur otur yanlarımız ağrıdı acı. kafayı mı yedim ben ya? Ama böyle ilerlemez ki bu. Yalnız ben Rusya'da şey bombosunu... Damaskus'u geri ver, sonra Dumbarton sende kalsın hadi. Ya kardeşim, ver şu Kahire'yi bitireyim canı. Niye vereyim Kahire'yi? Aa, bunlar benim şehirlerim. Bak, Kahire'yi ver, canı bitireyim. Oo, Allah vay Allah. Vay. Deme, öyle deme kral. İnanırım. Vay. Ben verirdim Kahire'yi. Sen verirdin zaten. Senin ne olduğun zaten belli. Kingmaker'lık yapmayacağım. Hayda. Yeşil Badi de verirsin. Senin gibi kadınlar zaten Allah gitmiş de Havva'nın kaburgasından değil, Lilith'in memesinden yaratmış. Vay 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 vay. Lilith'in memesi de. Vay 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 vay. Vurguyorum. Vay 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 vay. Kara gözü çevirdim. Vay 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 vay. Başka okulum yoktu. Gitmiş de Amerikan dili ve edebiyatı okumuş. Ne istediniz? Bizim de Keloğlan'ımız, Nasreddin hocamız var. Ben ben ben. Vay 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 vay. Amerikan dili diye bir şey yok ki. İmam Feyzullah Çamur bu adam. Vay 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 vay. Ezel Akay bir film çekti, izleyelim be. Vay 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 vay. Vay vay vay. Ve Karagöz'ün tarihi varken gidiyorsunuz Harry Potter okuyorsunuz. Tümle tekrar okuyorsunuz. Keşke şey deseydim, Beowulf falan Arthur okuyorsunuz deseydim de yerinde olsaydı. Ya ne anlasın Feyzullah Çamur isimli bir adam. Anca o kadar işte. Ne bileyim işte, Allah Allah. Berna bu işlerden hiç anlamıyor ya. Evet, hiç anlamıyorum. Cehaletin boyutunu da anlamıyorsun yani. O kadar elitim ki abi. Harry Potter bile demezdi yani o karakter zaten. Texas Tom Mix okuyorsunuz. Bizim kara olanımız, yiğitlerimiz varken. Ben 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 ben. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Bir noktadan sonra ses efektine tutuldum sadece. Başka hiçbir şey dönmüyor. Vay 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 vay. Geçen gün YouTube'da bir video izledim. Uzay Zuhal diye bir kız elinde
kadınların ay halinde kullandığı pedden tutuyor. Tutmuş pedi, ya affedersin, sen, suratımıza karşı sallıyor. Ulan utanmaz mısınız be? Senin vajinan değiyor ya, kokusu var. Kadar geldi. Hayvan mısınız dedim artık. Dedi ki işte Allah faşistsiniz Teala diyor. Ulan biz faşizmi ne bilelim? Biz Müslümanız be. Biz faşist değiliz, biz Müslüman. Öğrenmişler bir faşist. Benim küçük çocuğuma, torunuma sallayacaksın onu, ben de izin vereceğim, ne oldu? Vay 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 vay, 8 parça petrol vay çıktı vay topraklardan, vay 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 vay. Tuna Bey. Halbimize Tuna Bey. Engelliyorlar yeğenim. Tuna petrol satan mı sana? Petrol varsa GG abicim, ben bunun üzerine mücadele etmem artık. Aman petrol canım, petrol artık bana bana bana. Valla Tuna senle savaşmak beni çok geliştirdi lan. Savaş olunca çok ciddiye aldım oyunu, ha iyi oldu yani. Tabi abi. Geliştim, güzelleştim. Ha. Bak bu 5000 fate'i de şey için biriktirdim biliyor musun? Gün gelecek bu fate'lerle robot çıkaracağım, onu bekliyorum. Bir kılacağım namazı böyle bütün halka diyeceğim ki haydi diyeceğim, gün bugündür aslanlar, herkesin alnı secde edecek, secdeye bir yatacağız, şak robot çıkaracağız, Smolensk'ten yürüyeceğiz sana Saint Zuhal'den. Her şeyden çıkar evladım, robot da çıkar. Vay 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 vay, iman ettikten sonra. Sunan'ın bahanesi hazır, beni Alman halkı anlamadı. Vay 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 vay. Almanya isteyen sendin Tuna. O değil de Tancan ne kadar bir 3000 tane fate yapmış, hiç kullanmıyor. Sevmez, kullanmaz, şey boşu saçmaz inancın o. Arya da aynı şekil, 2000 fate yapmış, hiç kullanmıyor. Koç yiğitler, bunlarla yok benim. Asker bassanıza yiğitler. Asker basamıyorum ben. Vay 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 vay, government district yapacaktın yeğenim. Ne district? Government district yapacaktın, ikinci seviyesinde fate ile asker basma çıkıyor. Ya bilmiyorum oğlum. Hangi bina ki bilmiyorum. Government district. District yapıyorsun ya işte, kare kare, altıgen altıgen, onlardan. Tancan işte uyumuş zaten mühendisi falan diye bir ses geldi. Başka bir şey demedi. Oğlum 5,5 dakika bekliyorum ya. Mears dedi. Oğlum savaşmıyoruz da biz artık, 5,5 dakika sürmüyor lan, yalan söyleme. Evet 4 sürüyor abi, pardon. Abicim bizde aktif savaş yok şu an. Öbür cephede var mı bilmiyorum. Benim cephede aktif savaş yok şu anda. Karşılıklı askerler dağlarda birbirlerine bakıp sigara içiyorlar şu an. Ya lütfen saldırın birbirinize. Abi ben de çok sıkıldım, patlayacağım artık. Abi bak sen orayı alamayacaksın. Sen orayı alamayacaksın. Ya ben orayı alamamamın nedeni 2 kere 3 kere bu lagden dolayı şey olması. Sürekli senin ilk sıkman yani. Lagden dolayı değil. Ben orada ilk sıkacağım ünitenin başında böyle zebellak gibi bekliyorum. Ben de bekliyorum da işte ya, yapacak bir şey yok. Oğlum bir şey söyleyeceğim, nasıl bekliyorsunuz lan? Ben de ilk tur geçtiği anda fırt diye beni kamera farklı bir yere atıyor. Ben geldiğimde adam herkesin vurmuş oluyor. Abi auto unit cycle özelliğini kapatacaksın onu. Ulan işte söylemiyorsun ki kardeşim. Bu sırayla. 40 tane şehit verdim ondan sonra. Abi yalnız şehit vermeme tuşu var ha. Hadi ya. Eyvallah, sağ olasın. Şehit vermeme tuşu varmış meğer. İyi iyi. Ne güzel dilleri var. Her kelimeye bir tane kelimemiz var. Siz diyorsunuz ki lagden dolayı, beklemekten dolayı desen ne olacak? İmam Şafii'nin böyle bir hikayesi var. Ya mükemmel. Ay bu adam her yanımıza gelsin. Soruyorlar, diyorlar ki sen diyor şehirleri niye yapıyorsun? O da lagden dolayı diyor. O da diyor ki lagden değil, lebden dolayıdır o. İmam Şafii'yi aldı değil mi? Kur'an'da yazmış. Mükemmel bir karakter. Hepsiyle ilah. Hepsiyle ilgili hadis var, siz soruları soruyorsunuz sürekli. Açıp okuyun. He, okuyamayın için tarikatlar var. Onu da istemiyorsunuz. Ne istiyorsunuz anlamıyorum. Bir de siz eksiktiniz ya. Oh, şuradan bir petrol çıkarayım da. Lazım olur. Günhan, sınırlarımda askerlerini görüyorum. Barbar vardı, onu öldürüyorum. Ha. Tamam. Ben de öyle düşündüm. Yanlış anlamışımdır herhalde dedim. Bu yaştan sonra macera arayacak halimiz yok Sungur emmi. Bu neredendi lan bu laf?